hatırlatılmasında yarar gördüğünüz şeyler Şimdi var mıdır? Onları izafiyet biraz teorisi dinleyelim. yine 20. yüzyılda makro fiziğin en önemli teorisi. Mikro fiziğin kuantum teorisi. Demin bahsettiklerimiz biraz kuantum teorisiyle alakalı daha çok. Makro fiziğin en önemli teorisi izafiyet teorisi. İzafiyet teorisinde yer çekimi ve hız gibi unsurlardan zamanın etkilendiği söyleniyor. Mesela daha hızlı giderseniz veya mesela daha mesela diye büyük bir gezegen üstünde, Jüpiter'in üstünde olursanız daha kütleli bir yerin üzerinde zaman da o kütlenin artmasıyla ve hızın artmasıyla ikisi Değişir. de yavaşlar. Değişiklik arz eder. Evet. Değişiklik arz eder. Buradaki şey çok önemli. Çünkü biz yıllarca zamanı böyle bir fon gibi akıyor. İçindeki dünya, uzay, diğer şey, bizler zamandan etkilenmiyormuşuz gibi anlıyorduk. Yani zaman burada bir saat olsa, Jüpiter'de bir saat olsa, hatta Allah'ın katında bir saat olsa bunların hepsi aynı şekilde işleyecek zannediyorduk. Bu da Öyle değil. aslında bizim Allah'la ilgili birçok tasavvurumuzun da yanlış olmasına sebebiyet veren bir şeydi. Fakat Kur'an aslında bununla ilgili bir kapı açmış. Zamanın birçok yerde farklı algılanacağı şey. İşte meleklerle ruh miktarı 50 bin yıl süren bir günde ona yükselirler diyor. Evet, Meariç Veya suresinde. evet veya Secde suresi de işte 1.000 yıl Bin yıl. süren bir günde bahsediliyor. Bu tabii ki aynı zamanda gün kelimesini, yev kelimesini sadece 24 saatlik bir dönem değil, 1.000 yıllık bir gün, 50.000 yıllık dönem yani farklı dönemler işaret edebileceğini gösterdiği gibi zamanın izafiyetini ile ilgili bir işaret olduğunu da düşünebiliriz. Buradaki tabii önemli şeylerden biri şu buradaki gördüğümüzde birçok teolojik açıdan enteresan sorunun da cevabını bulması kolaylaşıyor. Eğer ki zaman izafi ise yani bana göre farklı geçiyorsa başka bir gezegende farklı geçiyorsa o zaman birçok insan Allah'ı bağlayan bir şey zamanın olmadığını daha iyi anlarlar. Çünkü teolojik olarak birçok soru yanlış olarak sanki Allah'a da zaman bağlıyormuş gibi düşünülmesinden kaynaklanıyor. Mesela birçok insan soruyor 13,7 milyar yıl önce evren olduysa Allah niye insanı yaratmak için bu kadar bekledi? Sanki yani zamanın içinde Allah da bekliyormuş gibi düşünüldüğü için. Allah da bu zamana Tabii. tabiymiş gibi, haşa. Bambaşka bir boyutta 13,7 milyar yıl yani birkaç saat gibi veya birkaç saniye gibi yani onu da mecazen söylüyorum önemsiz bir şeye dönüşebilir. Zaman izafiyeti anlayınca bunu anlayabiliriz. Veyahut da kabirlerde insanlar var. Bundan diyelim ki 100 bin yıl önce ölmüş, 10 bin yıl önce, 5 bin yıl önce ölmüş ve de günümüzde ölmüş insanlar. Birisi niye işte bilmem kaç bin yıl bekleyecek, biz de işte bundan daha az bekleyeceğiz gibi soru oluyor. Fakat Evet. zaman izafiyetini anladığınızda siz bunu çok daha rahat anlayabiliyorsunuz. Yani o kabirdeki insanların o yüz binlerce yıl beklemesi gibi bir olay olmadığını. Veya Yani bedenle alakalı zaman kavramının tabii. bedenin olmadığı bir şartta ruhla ilişkilendirildiğinde mahiyetinin değişeceğini Bizim şu görmek lazım. andaki şu boyutumuzda bu tarzda bir zaman anlayışını, zaman kavramına tabiiz biz. Eğer ki kütle değişirse, hız değişti veya başka parametreler değişirse zaman algısı tamamen farklı olabilir. Veyahut da başka bir şey söyleyeyim. Birçok kimseye çok yanıltan şeylerden birisi diyor ki ya uzay bu kadar büyük, bu kadar minicik dünya ile Allah niye ilgilensin diyorlar. Aslında bunun altında da şöyle bir şey var. O büyüklükle bir şey ne kadar büyükse o kadar önemli olduğunu sanmaktan kaynaklanan bir yanılgı var. Diğer taraftan izafiyet teorisinin bize gösterdiği başka bir şeye bakarsak sırf zaman izafi değil. Aslında uzayın kendisi de izafi. Siz daha hızlı gittiğinizde sadece zaman değişmiyor. Mesafeler de kısalıyor. Yani bu çok çok Evet. önemli bir şey. Hızlı gittiği için mesafeyi hızlı geçmesi anlamında mesafe kısalmıyor. Bizatihi mesafenin kendisi kısalıyor. Ha bu açıdan baktığımızda mesafelerin veya diğer şeylerin de izafi olduğunu görüyoruz. O zaman yani bir şeyin önemini ne kadar büyük olduğuyla orantılı olarak anlayamayız anlamında da izafiyet teorisinden teolojik sonuçlar çıkartabiliriz. Yani bu bilimdeki çıkan teorilerin veya diğer şeylerin bize bu teolojik meselelerle ilgili, felsefi meselelerle ilgili neler söylediği şeklinde de bir okuma yapmamız lazım.